Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Bugün tam 914 yıllık bir tarihi sizlere göstereceğim. Burası asırlık tarihin kalbinin attığı yer. Burası binlerce isimsiz şehidin yattığı yer. 1105 tarihinde Türklerin Karadeniz topraklarına ilk girdiği yer. Ayvası Perşembe Yaylası. Danışmentoğlu Bey'i Emir Danışment Gazi komutasındaki 10 bin kişilik ordu ile Trabzon Rum Devleti'nin 70 bin kişilik ordusu arasında büyük bir savaş gerçekleşti. Danışment Gazi ve ordusu sayıca çok üstün olan düşman ordusu karşısında yiğitçe mücadele ettiler. Fakat büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldılar. Yaralı olarak kurtulan Danışment Gazi, Danışmentli Beyliği başkenti olan Niksar'a götürüldü. Bir süre sonra vefat etti. Danışment Gazi'nin komutanlarından Emir İsmail Türbesi ve savaşta şehit düşen 6000 askerin kabirleri burada bulunuyor. Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı olan Aybars Perşembe Yaylası'ndayız. Gerçekten burada çok büyük bir tarih var. Çok büyük bir şehitlik var. Çünkü burada çok büyük bir savaş olmuş. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Burada da Emir Kümbet Türbesi var. Gelip buraları ziyaret edebilirsiniz. Burada da şehitler var. Burada hepsinin üstünde meçhul asker yazıyor ve sadece savaşın yapıldığı tarih yazıyor. 1105 yılında yanında da bir sonsuzluk işareti var. Gelip buraları ziyaret edip bir Fatiha'nızı okuyabilirsiniz. Burası aynı zamanda Menderesleri ile ünlü bir yer ve tabii şehitliği ile
Şöyle bakarsanız her taraf dümdüz. Yani çok acayip bir yerde, çok efsane bir savaş olmuş ve bugün bunu da gördük. Açıkçası şu an bastığımız yerlere dikkat ederek basmak lazım. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin.